Bana faydası yok ki. Bana faydası yok ki. Herkes gider Mersin'e, bizimkiler gider tersine. Aynı onun gibi. Şimdi çocuklara mont almaya gittik. 200 liralık mont olmuş 1000 lira. Onun için bu politikayı destekliyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini %10,5 seviyesinden %9'a düşürdü. Biz de Rapor Sokak'ta ekibi olarak vatandaşlara Merkez Bankası'nın aldığı kararı nasıl bulduklarını sorduk. Buyurun izleyelim. Bana faydası yok ki. Bana faydası yok ki. Büyük iş adamlarına var. Ben parayı yine %30'la da, 30'la, 29'la bankadan alıyorum. Vallahi biz şöyle düşünüyoruz. Yani yükselttikçe sıkıntı. Bizi sıkıntıya sokuyor. Yani enflasyon tamamen patladı gitti. Şimdi çocuklara mont almaya gittik. 200 liralık mont olmuş 1000 lira. Diyecek başka bir şey var mı? Yok. Bence çok olumlu bir karar. Ekonomiyi olumlu yönde yatırımı artıracak. Dolayısıyla faizlerin daha da düşmesi gerekir. Onun için bu politikayı destekliyoruz. Faizin yüksekliği hiçbir kimseye bir fayda getirmemiştir. Onun içindir ki daha da düşmesi gerekir. Yatırımın artması için, işsizliğin azalması için. Benim söyleyeceklerim bu. Peki buradan yetkililere neler söylemek istersiniz? Yetkililere söylemek istediğim faizi biraz daha aşağıya düşürmeleri, enflasyonu daha da aşağı çekmeleri, bu gıda fiyatlarındaki usulsüzlüğü de bir an önce ortadan kaldırmaları gerekir. Çünkü ben inanıyorum ki bu konuda hükümeti de destekliyorum. Marketler bilerek fiyat artırıyorlar gibime geliyor. Onun için cezalar yeterli değil. Cezaların biraz daha artırılması gerekiyor. Bence şöyle etkiler. Faiz ne kadar yüksek olursa insanlar yatırım yapmaz ve bankaların paralarında değerlendirir. Tabi haliyle inanç diye bir şey kalmadı. İnsanlar artık inancı da ikinci plana, haram helal düşüncesini de ikinci plana attılar. Faizleri yüksek olunca atıyorum adam 500 milyar parası var. %11'den koyuyor. Aylık 7-8 milyar hiçbir şey yapmadan yattığı yerde kazanıyor. İnsanlar o parayı kazanabilmek için 8 saat 10 saat çalışıyorlar. Dolayısıyla para ne kadar bankada kalırsa, faizde kalırsa üretim durur. Ülke felç olur yani. Bu kadar basit. Başka bir şey yok. Bunun yorumu çok açık. Yani ticaret durur. Yatırım olmaz. İşsizlik artar. Her şey durur. Faiz düşürmesini doğru buluyoruz ama yeterli bir düşüş değil bence. Daha da düşürülmeli. Yani ha %10 ha %9. Komik bir rakam. Çok, parası çok olan için çok etkilemez. Parası cüzi miktarda olan da kısmen etkiler bence. Faizin dünya ülkelerinde özellikle Hristiyan ülkelerde mesela bizde bir de haram yani. %2'lerde %3'lerde geçtiğini düşünürsek yani bence komik. Peki buradan yetkililere neler söylemek istersiniz? Vallahi ben neyi söylemek isterim? Ben ilk başta şunu söylemek istiyorum. İlk başta liyakat. İlk başta hak eden hak ettiği yere gelsin. İlk başta hak eden insanlar iyi görevlere gelsin. Çıkmayın dediler. Valla işte bazı şeyler de almalar lazım, önlemler de almalar lazım. Yani tek faiz indirmeyle ne kadar olacak onu göreceğiz yani. İnşallah iner. Peki sizin buradan yetkililere neler söylemek istersiniz? Valla şu pahalılığı durdursunlar. Başka bir şey istemiyoruz yani. Yani şöyle enflasyonun %80'in üzerinde olduğu yerde faizlerin 9 olması enflasyonu daha ileri atar yani daha yükseltir. Çünkü bir de paranın gideceği yer de yok. Borsaya gidiyor para veya dövize gidecek ileriki dönemlerde. Kur kolu mevduatta da dövizi baskılıyorlar. Hazineye 100-150 milyar TL'lik de bir ek yük getiriyor. O paralar hepsi bizim cebimizden çıkıyor. Aslında buradaki faizi indirmesi sadece iş adamlarına, zenginlere biraz daha para kazandırmak. Zenginler 9'la 10'la faizi bankalardan alıyorlar. Gidiyorlar arsa alıyorlar, gayrimenkul alıyorlar. Kur kolu mevduata yatırıyorlar. 20-25'le faiz ile mevduatlara yatırıyorlar. Borsaya yatırıyor. Parayı gene onlar kazanıyor. Şu an 9'a düşüyor ama git tüketici kredilerini 35'ten aşağı yok. 2,5-3'te zaten alamıyorsun. Konut kredileri olmuş aylık 1,5, yıllık 18. Şimdi 9'la alınmıyor yani. Sadece seçimlere yönelik bir şey. Hareket. Hareket. Başka bir şey değil. Peki buradan yetkililere neler söylemek istersiniz bu konuda? Ya bu konuda Merkez Bankası'nı bağımsız bırakmalarını istiyoruz. Para piyasası neyi öngörüyorsa onu yapsın. Öyle
düşür demeyle bu faizler düşmüyor. Şu an siz kredi çekiyor musunuz bilmiyorum. Çoğu insanlar krediyi yüksek faizden kullanıyor zaten. Yani sadece bir görüntüden ibaret. Bütün dünya faiz arttırıyor. Daha dün Yeni Zelanda Bankası son Yeni Zelanda 141 yılın faizini arttırmış. Bizimkiler de düşüyor. Demek ki bildikleri bir şey var. Bütün dünyanın tersine gidiyorlar. Hani herkes gider Mersin'e, bizimkiler gider tersine. Aynı onun gibi. Ne kadar faiz düşecek olursa o kadar yüksek faiz yani politika şeyliği yapıyorlar. Ama tabii ortalık malum piyasa değerleri dolar almış başını götürüyor. Altın desen öyle götürüyor. Mazot desen öyle alıp götürüyor başını. Bakalım sonumuzu hayli getirsin yani. Peki ekonomiyi nasıl etkiler? Ekonomi nasıl etkiler? Gıdadan ondan sonra ekmekle her şeyimizi etkileyecek. Niye etkileyecek? En basitinde doğal gazımız, mazotumuz düşmedi müddetçe bu gıda sektörü düşmez yani. (Gülüyor)